Buradaki araba yol kesişimine saatte 60 mil hızla yaklaşıyor ve tam şimdi şu anda bu kesişimden 0,8 mil uzaklıkta. Bir de bu kamyonet var. O da arabanın gittiği yola dikey uzanan bir yol üzerinde aynı kavşağa doğru ilerliyor. Şu anda kesişim noktasına 0,6 mil uzaklıkta. 0,6 mil. Evet. Kesişime doğru da saatte 30 mil hızla ilerliyor. Benim size sorum da şu. Araba ile kamyonet arasındaki kuş bakışı mesafe, yani üstten baktığınızdaki aralarındaki en kısa mesafenin değişme oranı nedir? Cevabı bulabilmek için önce ne sorduğumu bir düşünelim. Araba ile kamyonet arasındaki mesafeyi düşünmemiz gerekiyor. Araba kesişim noktasından 0,8 mil uzakta ve kamyonet de 0,6 mil uzaklıkta. Kamyonet kesişime doğru saatte 30 mil hızla ilerliyor ve arabanın da aynı yöndeki hızı saatte 60 mil. Şu anda bu çizdiğim mesafenin evet bunun değişme oranı nedir? Bu soruda çok fazla değişkenimiz var bu mesafeye de S diyerek bir tane daha armağan edelim. Burada bulmaya çalıştığımız şey de aslında ds bölü dt'nin neye eşit olduğu değil mi? Bunu bulmak için de bildiğimiz ve kullanabileceğimiz verilerin neler olduğuna bir bakalım. Araba ve kesişim noktası arasındaki mesafeyi biliyoruz. Buna da ne bileyim, e, y mesafesi diyelim. Evet, y eşittir 0,8 mil. Ayrıca biliyoruz ki, şuraya da yazalım, y şu anda 0,8 mile eşit ve ve... Aynı zamanda biliyoruz ki dy bölü dt yani y'nin zaman içerisindeki değişim oranı evet nedir sizce? y saatte 60 mil hızla küçülüyor öyle değil mi? Onu da şöyle yazalım saatte eksi 60 mil. Evet şimdi de aynı şekilde buradaki mesafeye de x diyelim. x de şu anda 0,6 mil. Biliyoruz ki x eşittir 0,6. Evet. Peki x'in zamana göre değişim oranı nedir? Aracın saatte 30 mil hızla kesişim noktasına yaklaştığını biliyoruz. Bu yüzden de x saatte 30 mil kısalıyor. Evet, yani saatte eksi 30 mil olarak yazabiliriz. Y'nin ne olduğunu biliyoruz. X'in ne olduğunu biliyoruz. Y'nin hangi hızda değiştiğini biliyoruz. X'in hangi hızda değiştiğini biliyoruz. O yüzden artık x, y ve s arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışabiliriz. Sonra da bu bağlantının zamana göre değişimini belirleyebiliriz. Görünüşe göre bunu sonuçlandırmak için gereken her şey elimizde var x, y ve s arasındaki ilişki nedir? Bunun bir dik üçgen olduğunu biliyoruz. Çünkü yollar birbirlerini dik kesiyorlar değil mi? O halde Pisagor teoremini kullanabiliriz. x kare artı y kare eşittir s kare. Evet, sonra bu denklemin her iki tarafının zamana göre türevini alarak önemli kısımlar arasındaki bağlantıyı da kurabiliriz. Peki, x karenin t'ye göre zamana göre türevi nedir? x karenin x'e göre türevi 2x'tir. 2x çarpı x'in zamana göre türevi. Yani çarpı dx bölü dt. Farkındasınız. Gene zincir kuralı karşımızda. Bir şeyin karesinin o şeye göre türevi çarpı aynı şeyin zamana göre türevi. Şimdi aynı mantığı y karenin zamana göre türevini hesaplamak istediğimizde de kullanalım. y karenin y'ye göre türevi 2y çarpı y'nin zamana göre türevi. Bu denklemin sağ tarafında da gene zamana göre türevi alıyoruz. Karenin S karenin s'ye göre türevi yani 2s çarpı s'nin zamana göre türevi. Tekrar ediyorum. Bunlar yalnızca zincir kuralının bir uygulaması. Evet. Görünüşe göre x'i biliyoruz. dx bölü dt'yi biliyoruz. y'yi biliyoruz. dy bölü dt'yi biliyoruz. Tek yapmamız gereken s ve ds bölü dt'nin ne olduğunu ve bu mesafenin zamana göre değişim oranını bulmak. Peki s'nin şimdiki, şu andaki değeri nedir? Şu an için Pisagor teoremini kullanabiliriz. Biliyoruz ki x kare, x burada 0,6, evet 0,6'nın karesi artı y kare, 0,8'in karesi eşittir s kare. Buradan 0,36, 0,64 eşittir s kare, yani 1 eşittir s kare. Söz konusu olan s bir mesafe belirttiği için şu anda s 1'e eşit, öyle değil mi? artık s'nin de ne olduğunu biliyoruz. Şimdi tüm bu sayıları yerlerine koyalım ve bulmaya çalıştığımız şeyi ds bölü dt'yi bulalım. O halde sarıyla yazalım. 2x x 0,6 idi. 1,2 çarpı ds bölü dt. Onun da saatte eksi 30 mil olduğu biliniyor. Çarpı saatte eksi 30 mil artı 2 kere y. Yani 1,6 1,6 çarpı dy bölü dt. Yani saatte eksi 60 mil. Evet. Buraya birimleri yazmıyorum ama birimleri yazacak olsaydınız tüm mesafelerin mil, tüm zaman birimlerinin de saat olduğunu görürdünüz. ds bölü dt'yi elde ettiğimizde de saatte kaç mil olduğunu bulmuş olacağız elbette ama isterseniz birimleri de yazıp nasıl olduğunu görebilirsiniz. Peki burası 2 kere s'ye eşittir. s de 1 olduğu için sadece 2 kere ds bölü dt yazıyorum. 1,2 çarpı eksi 30, eksi 36 ediyor değil mi? Evet, 30'un 5'te biri 6'dır, doğru. 1,6 çarpı eksi 60 da eksi 96. Tamam, bu denkleme göre 2 kere ds bölü dt'ye eşitmiş. Eşittir 2 çarpı mesafemizin zamana göre değişimi yani. Sol taraftaki işlemimizin sonucu eksi 132. Eksi 132 de 2 kere ds bölü dt'ye eşit. İki tarafı da 2'ye bölersek eksi 66'nın istersek birimleri de yazabiliriz şimdi. Saatte eksi 66 mil. Evet saatte eksi 66 mil. Mesafemizin zamana göre değişim oranı buymuş. Yani ds bölü dt saatte eksi 66 mil oluyor. Peki bu sayının negatif olması mantıklı mı? Elbette buradaki mesafe araçlar kesişime yaklaştıkça azalıyor. Tek kelimeyle harika.